Arkadaşlar merhaba. Üçüncü videoyla karşınızdayım. İkinci Bayezid'e geçeceğiz. Bundan önce ne anlattık? Kuruluş dönemi anlattık. Kuruluşta tek tek hükümdarlardan döneminde neler olduğundan bahsettim. Ben böyle daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Oradan gir, buradan gir, şuradan gir falan. Map kitaplarında biliyorsunuz olaylar biraz ne diyelim karışık. Ve o yüzden tek tek hangi hükümdar zamanda ne oldu ne bitti bilin. Şimdi 2. Bayezid kimin oğludur? Fatih'in oğludur. Ve arkadaşlar başa geçtiğinde tabii ki sıkıntılar olacak mı? Olacak. Cem Sultan olayına gireceğiz ama öncelikle şunu bilelim. Bakın yani 2. Bayezid dönemi sönük geçiyor dedik ya. Dönem sonu geçiyor. Çünkü yükselme içerisinde de duraklama olarak biliniyor. Neden kaynaklanıyor bu? Dindar kişiliğinden tamam ki Fatih'in babasının yani portrelerini falan Topkapı Sarayı'ndan attırmıştı dışarı. Biliyorsunuz İslam'da hani resim falan yasak ya heykeltıraşlık falan. Ve ama asıl önemli olan burada altını kalın çizgilerle ki bunların hepsi sorudur. Cem Sultan olayı olacak. İkinci Bayezid dönemi demek ki neymiş? Yükselme içerisinde duraklama dönemi olarak biliniyormuş ve kardeşi Cem Sultan olayı nedeniyle bu durum ortaya çıkmış. Daha ağır basan budur. Arkadaşlar daha şeye geçmeden, olaylara geçmeden şunu söylüyorum. Videoları en baştan izleyin. Oynatma listeleri yarattım. Mesela kuruluş dönemine patlat abi oradan tak 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 bitir. Yükselme dönemini aynı şekilde yapacağım. Tak 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 hepsini de aynı anda yükleyeceğim. Yükselme döneminde bitir. Defalarca izle ki otursun. Bakın hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar AYT soruları, KPSS soruları yani katsayı itibariyle bizde tarihte artık matematikle yarışmaktadır. Yani matematiği yapıyor, tarihte tıkanıp kalıyor. Bunun için bilgi lazım. Yani yorum sorularını TYT'de falan görüyorsunuz. Mesela TYT için söylüyorum, üniversite yazılanlar için söylüyorum. Yorum sorularıdır ama bunlar bilgi. Yani aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır sorusu. O yüzden yapacağın bir şey yani trigonometriye bak ağırlık veriyorsun en fazla 3 ay içerisinde 1 ya da 2 net artırıyorsun. Bize emeğinizi verirseniz yani tarihe emeğinizi verirseniz sonucunu alırsınız. Şimdi Cem Sultan olayı dedik ya 2. Bayezid tahta çıktı ya. Kardeşi Cem Sultan ona karşı taht mücadelesine girişiyor. Arkadaşlar diyor ki ülkeyi diyor abi hani şöyle ikiye ayıralım. Sen sağını ben solunu yönet gibi bir teklifle geliyor. Anadolu'nun kendisine bırakılmasını istiyor. Böyle bir teklifi hayatta Osmanlı'nın ne diyeyim ben size derin devletinin devlet işleyişinin kabul etmesine imkan yok. Hatta dedik ya babası merkezi otoritenin güçlü olması için neredeyse her şeyi yaptı ve sonuçta arkadaşlar Bursa'da zıplıyor. Yenişehir'de yeniliyor. Oradan Karamanoğullarına sonra Memlüklere sığınıyor. Sonra Anadolu'ya geçiyor. İkinci Bayezid'e karşı bir mücadele daha başlatıyor. Onda da yeniliyor. Rumeli'ye geçerek Rodos şövalyelerine sığınıyor. Ve ikinci Bayezid'in Rodos kuşatma ihtimaline karşı Fransa'ya naklediliyor. Bakın Fransa'ya gönderiliyor. En son Hristiyan hükümdar tarafından bir Haçlı seferinde kullanılmak üzere 1489'da Roma'ya getiriliyor. Böylece bu olay, bakın bunu sordular, şunun altını çizeyim. İç sorun olarak mı başladı abi? Evet. Dış sorun haline mi geldi? Evet. Bunu sordular. Yani olay bir taht kavgasıydı. Sonunda nereye kadar gitti adam? Roma'ya kadar gitti. Ve arkadaşlar, şimdi bu olay Sultan Bayezid'i ne yapar? Elini kolunu bağlar. Niye? Çünkü Papa nasıl şey yapacak? Tehdit edecek. Bak, eğer bana saldırırsan, Batı'ya saldırırsan Cem'i yanına da adamlar veririm. Zaten Türkmenler destekliyor. Anadolu'ya salarım ve orada seni iktidardan ederim. O yüzden Bayezid ne yapacaktır? İkinci Bayezid. Bak bu Yıldırım değil ha. Sofu Bayezid olarak geçen. Ne yapacaktır? Batı seferlerini askıya almak zorunda kalacaktır. Ve barışçıl bir politika izlemeye başlayacaktır. Ve 2. Bayezid Batı seferlerini askıya almak zorunda kaldı. Durdurdu. Kısaca Cem'den sonra, Cem olayından sonra birkaç bir şey yapacaktır. Peki, Karamanoğlu seferi dedik ya. Arkadaşlar, Karamanoğullarını şöyle bir özetleyelim. 1.
Osmanlı Devleti'ne karşı en fazla direnendir. Tamam. Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisçisi olarak görmektedir. Konya merkezi olmak üzere. Tamam. Karamanoğulları Osmanlı olmasa Anadolu'da tüm Anadolu Türk siyasal birliğini sağlayan ve büyük bir imparatorluk kurmaya aday bir beyliktir. Evet. Fatih gücünü kırmıştır. Tamam. Ama ikinci Bayezid arkadaşlar 1483'te kesin olarak, bak bir daha hiç almayacağız adını, son vermiştir bu beyliğe. Bir parantez açalım. 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey'in nedir? Bundan sonra pazarda, çarşıda Türkçe dışında hiçbir dil konuşulmayacak. Hani Türk diliyle ilgili bir olay var ya. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey'in olayıdır. Ve bir de arkadaşlar Kili ve Akkirman kaleleri var. Bak Lehistan. Bugünkü neresiydi? Polonya. Burada Boğdan Seferi sonucunda Balkanlardaki Osmanlı toprakları ile Kırım arasındaki kara yolu bağlantısı. Yani Kili ve Akkirman'ı Kırım'ı kim almıştı? Fatih. Değil mi? Babası. Peki şimdi buraları alarak ne yapıyor? Romanya üzerinden hop bağlantıyı sağlamış oluyor. Neyle? Kırım'la. Kırım'ın önemi neydi? Kavşak nokta, İpek ticaret yolunun kavşak noktası. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar klasik, bakın Yavuz'a kadar gidecek olaydan bahsediyoruz. Memlük çatışmaları başlıyor. 1400 kaç? 85. 1491 mi? Evet. Fatih döneminde Osmanlı Memlük siyasi çatışmaları vardı ya. Hani eften püften diyebileceğimiz bir meseleden. Hicaz su yolları vardı ya. Hacılar gidiyordu. İşte yolda su bulamıyorlardı. Hacca giderken onu hani tamir et falan demişti Fatih. Onlar da gel dediler. Sen bizim iş işlerimize karışamazsın. Artık bu saatten itibaren ilk kez sıcak çatışmalara dönüştüğünü görüyoruz. Yani orada siyasi çatışmalarda, şimdi sıcak çatışmalar. Ve 1485 ile 91 yılları arasında arkadaşlar Ağaç Ayırı Muharebesi yapılıyor. Bunu herkes bilmez. Ve Memlüklerin Cem Sultan'ı himaye etmesi, Hicaz su yolları meselesi ve Dulkadir oğulları. Bakın bugün deprem olan yerler. Canımızı acıtan yerler. Hani TV'lerde çok geçiyor ya, Maraş, Elbistan, Dulkadir diye. Heh. Orada ve bunların tüm şeylerini alırsak, raporunu alırsak sonuçta Memlük ordusu zaferle ayrılıyor. Bakın 2. Bayezid zamanında Memlükler gerçekten Osmanlı'yı buralarda ne yapıyor? Zor durumda bırakıyor. Peki daha sonraki ne olacaktı? Şunun da şeyini verelim. Osmanlı Memlük çatışmaları 1485-1491, Yavuz Baş'a geçtiğinde bu işi kökten halledecektir. Ridaniye seferiyle 1517'de Memlük devletini tamamen ortadan kaldıracak. Peki şimdi arkadaşlar İspanya seferi var. Şimdi İspanya'da Hristiyanların baskısı altında kalan Beni Ahmer devleti, ki Beni Ahmer bundan önce Endülüs Emevi vardı ya, ondan sonra Beni Ahmer kuruluyor. Müslüman ve Yahudi halkını kurtarmak amacına Kemal Reis komutasına sefer yapılıyor. Ve 1492 İspanya seferi sonucu, ki bu rakam, bu tarih biliyorsunuz aynı zamanda nedir? Amerika'nın keşfi tarihi. Ve bunun sonucunda kurtulan halklar Müslüman İstanbul ve İzmir çevresine yerleştiriliyor. Yahudiler ise Selanik bölgesine yerleştiriliyor. Ne ile açıklanır? Yine istimalet. Yani adamlar orada arkadaşlar, İspanya'da bir evlilik oluyor. Castilla Duku, işte Isabel var ya, bir seviyemiz Isabella, şöyle de böyle. Heh, onlar da orada İspanya'da bir evlilik yaşanıyor. O evlilik sonucunda aslında siyasi anlamda bir bütünlük sağlanıyor Hristiyanlar açısından. Onlar da diyorlar ki İspanya'dan tüm Yahudileri, bizim dışımızda olan, dinimiz dışında olan Yahudi ve Müslümanları buradan kovalım hadisesi oluyor. Ve ne yapıyorlar? Bayezid'den yardım istiyorlar. İkinci Bayezid'de Filo gönderiyor. Şunu söyleyebilir miyim? İstimalet. O zaman Osmanlı Devleti için bir özgür düşünce olayı söyleyebiliriz. Peki denizlerdeki fetihler 1500'de, 1499'da Sapienza Savaşı yaşanıyor arkadaşlar. Venedik donanmasını yenilgiye uğratıyorlar. Gayet güzel. Ve Venediklerle yapılan, ki şu Venediklerle yapılan büyük Andrea Doria Savaşı'nı göreceğiz 1538'de. Kimin zamanı? Kanuni Preveza Deniz Savaşı ve Venediklerle yapılan deniz savaşlarında galip gelinerek Moron, Koron, Navarin,
İnebahtı ele geçiriliyor arkadaşlar. Aslında bunu yanlış yazmışız burada. Modon, Koron, Navarin, İnebahtı. Peki Mappa'nın ele geçirilmesi 1490 gelmesi 1493'tür. 1493'te İspanya'dan kurtarılan Yahudi David ve Samuel İbni Nahmias kardeşler. Çok önemli değil. İstanbul'da kurulan gayrimüslim matbaası Osmanlı Devleti'ne açılan ilk matbaa olarak kabul ediliyor. 1493. Bundan sonra Rumlar da getirecek. Ama Türk Müslüman matbaası olarak sorarsa Lale Devri'nde İbrahim Müttefendika olarak bilin. Tamam. Yani ilk ne diyelim demek ki 2. Bayezid zamanında ilk matbaa geliyor ama bize ait değil Yahudi matbaası. Arkadaşlar sonlara doğru işler ne oluyor biliyor musunuz? Bu karışıyor. Çünkü bak Şahkula ayaklanması yazıyor ya 1511 diye. Safevi Devleti kurulduğu kimin zamanında? 2. Bayezid zamanında 1501'de. Başında kim var? Şah İsmail var. Peki Şah kulu adı üstünde Safevi Şah İsmail. Demek ki arkasında kim olacaktır? Safevi Devleti. Dini görünümlü mü? Evet. Toplumsal mı? Evet. Ekonomik mi? Evet. Bu ayaklanma arkadaşlar bir dönüm noktası olacak. Şimdi bak. 2. Bayezid'in sağlık durumunun bozulmasının yanında vezirlerin yönetiminde etkilerinin artması ve şehzadelerin birbiriyle olan mücadeleleri gibi gelişmeler mevcut siyasi ve sosyal yapının bozulmasına neden oluyor. Doğru mu? Zaten Bayezid'in tahttan indirilmesinin en önemli sebebi budur. Şah kulu ayaklanması zor bastırılacak. Şimdi Antalya yöresinde bir tekke şehri olan Şah kulu Safevilerin kışkırtmasıyla ki Safevilerin şeyi neydi? Mezhep olarak bak ikisi de Türk İslam Devleti ama Safeviler Şii devletidir. Osmanlı bir Sünni devlettir. Bu olumsuzluklardan yararlanmak istiyorlar. Tamam. Örgütleniyorlar. Ardından müritleri aracılığıyla Rumeli'ye kadar geniş bir alanda propaganda faaliyetine girişiyorlar ki dahi denir bu propagandistlere. Safevilerin bakın aha şurada şöyle bir çerçeveyi alalım. Anadolu'ya gönderdiği propagandistler dahiler. Burada Şiilik propagandası yapacak. Asıl amacı ilahi bir emir aldığı gerekçesiyle Osmanlı saltanatına son vermek. Şahlu bu amacını gizleyerek Mehdilik hatta peygamberlik iddiasıyla bir isyan başlatıyor. Sivas yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı kuvvetleri Şahlu'yu ortadan kaldırıyor. Ayaklanma belirtilerini Safevi Devleti'nin kurulmasından hemen sonra ortaya çıkması, isyanın doğrudan doğruya Osmanlı saltanatına karşı olması siyasi bir boyut kazandığının göstergesi. Ama şunu da unutmayın. Arkadaşlar Çaldıran Savaşı'ndan sonra Şah İsmail yenilse bile Türkmenler desteğini esirgemiyorlar. Bu şunu gösterir. Olay toplumsal boyutludur. Anlatacağız. Şunu söyleyelim. Şah kulu ayaklanması. Bakın 1511 mi? Evet. 1512'de artık Yavuz mu gelecek başa? Evet. O zaman Şah kulu ayaklanması Bayezid'in indirilmesi, tahttan indirilmesi zor bastırıyor çünkü. Çünkü arkadaşlar Yavuz Trabzon'dadır. Barın barın bağırıyor. Baba buraya gel. Bak buralarda işler kötü. Ve bunu çok da aslında ciddiye almayacaktır 2. Bayezid. Anlatabildim mi? Şimdi Korkut, Ahmet, kim? Yavuz. Eğer arkadaşlar en yakın yerdeyse yani mesela Manisa gibi bir yere gönderiyorsan sen oğlunu benden sonra o geçsin işareti veriyorsun. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani padişah öldüğünde en kısa sürede İstanbul'a gelen padişah olur. Şimdi Yavuz'un Trabzon'dan yola çıktığını düşün. İşte Ahmet'in Amasya'dan yola çıktığını düşün. Korkut'un Manisa'dan yola çıktığını düşün. En kısa sürede kim gelir? Korkut gelir. Doğru değil mi? O yüzden hani bunu şey olarak söyledim. Manisa'ya gönderilen torpillidir. Yavuz'u ta Trabzon'a göndermiş. Ne olacak? Torpilsiz işte. Sen gözden değilsin diyor. Ama Yavuz arkadaşlar kimde seçecek biliyor musun? Şu saate kadar çok fazla sefer yapmayan Bayezid kimin cebini boş bırakmış olduğu Yeniçerilerin. Yeniçerilerin desteğini alarak adı üstünde Yavuz, atraksiyon, action bunun desteğini alarak başa geçecektir. Ve 2. Bayezid arkadaşlar tahttan indirilecek. Karıştıran savaşına dikkat. Şimdi 1512. Şimdi 2. Bayezid devlet adamlarının hemen hemen hepsi Şehzade Ahmet'in yanında.
Orkut'un da yanında. Yani Yavuz en son gelecek kişi. Buna karşılık Yeniçeriler ise Şehzade Selim'in padişah olmasını istiyor. Bakın Yeniçeriler yavaş yavaş ne yapıyor? Siyasete giriyor. Ki duraklamada arkadaşlar Yeniçerilerin gücünü dikkate almadan hiçbir padişah hükmedemez. Bunu söyleyeceğiz. Ve Selim topladığı kuvvetlerle babasına karşı karıştıran savaşı 1511'de bunu kaybediyor. Şimdi Şehzade Ahmet tahta geçmek üzere çağrıldıysa da Yeniçerilerin tepkisi karşısında Anadolu'ya dönmek zorunda kalıyor. Yavuz burada zaten bazı oyunlar yapıyor işte. Yeniçerilerin ağzıyla diyor ki babam diyor işte artık diyor Yavuz'u sevmiyorlar sen buraya gel. Hangisi oltaya takılıyor? İkisi de aslında oltaya takılıyor. Ve tamam hemen geliyoruz diyorlar. Ha, öyle mi diyor? Adamlarını öldürtüyor. Şehzade Ahmet'in taraftarları bu kez de Manisa'da bulunan Şehzade Korkut'u çağırıyor. Ve ancak Yeniçeriler İstanbul'a gelen Korkut'u da padişah olarak istemiyor. Bunun üzerine Yeniçerilerin biat ettiği kim? Şehzade Selim, Yavuz Sultan Selim İstanbul'a geliyor ve Bayezid tahttan çekilmek zorunda kalıyor. Arkadaşlar bakın karışılan savaşı Yavuz'un zaferiyle sonuçlanmaz. Yeniliyor ama kim burada destek çıkan kim? Yeniçeriler. Böylece 1512 tarihinde artık 1. Selim babası 2. Bayezid'in yerine padişah oluyor. Ne demiş 2. Bayezid Yavuz için? Oğlum, kılıcın keskin, ömrün de kısa olsun. Öyle mi gerçekten? Bakalım. 1512-1520. Değil mi? Yavuz Sultan Selim'in ölümü. Arkadaşlar, şimdi 2. Bayezid'in unvanını söylemiştim. Bayezid-i Veli, Sofu Bayezid olarak geçer. Ve bu dönemde, of, bugün canımızı çok yakan ve hala yakmaya da devam edecek olan depremler silsilesi. Arkadaşlar 1509'da Kıyamet-i Sura, Küçük Kıyamet diye bir olay yaşanıyor. İstanbul depremidir. Bakın ben size bu olayı deprem konusunda bayağı bir duyarlı bir insanım ben. Kıyamet'i yani deprem tarihi konusunda da keşke çalışmak isterdim. Ömrümü gerçekten buna vermek isterdim. Çünkü derli toplu, düzenli bir kaynağımız yok. Çok belgemiz var ama bunlar üzerinde çalışan insanlar yok. Niye depremi biz en önemli, en tehlikeli yerde yaşamamıza rağmen, dünyanın en tehlikeli yeridir deprem konusunda, bunu yaşamamıza rağmen neden bu konu üzerinde kalem oynatılmamış gerçekten anlamış değilim. Kıyamet-i Sura küçük kıyamettir. Bakın sadece anekdotlar veriyorum. 1509'da ya bizim memleket de yıkıldı. Bak bu mesela bu konuda araştırma yapılması lazım. Kuzey Anadolu fay hattı Erzincan'dan mı kırılmaya başladı, İstanbul'a gitti, İstanbul'dan tersine mi geldi? Yanal atım olayı var ya. İstanbul Çorum halkın %90'ı toprak altına kalmıştır. Bazıları diyor ki İstanbul'daki deprem ta burayı mı etkiledi? Olmasına imkan yok. Demek ki burada da başka bir şeyler yaşandı. Bizim memlekette ne vardı? Tokat, Niksar, Erbaa, 7'ler üretti, 7.2'ler. Şeyler ne üretti? Tosya, Kastamonu 7.3 üretti. Bu büyüklükler. Ve arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Kıyamet-i Sura'da öyle şeyler anlatılır ki kaynaklarda İstanbul'un zaten 3/4'ü gidiyor. Bir Ayasofya falan kalıyor. Yani normal bir şey değil bu. Normal bir deprem değil. Tsunami oluşuyor. Kim demiş ki Marmara Denizi'nde tsunami oluşsun? İç denizde nasıl tsunami oluşur? Heyelanlarla oluşuyor. Ve Fatih'in o yaptırdığı Bizans'ın surları var ya 15 metre. Oradan dalgalar 15 metreyi aşıyor. Yani tsunami oluşuyor. Bunlara inanırsın inanmazsın biraz abartı geliyor doğru bilimsel değil. İşte 4000 kişi kuvvet Gebze'de çadırlar içerisinde birden yer yarılıyor onun içine giriyor. Ondan sonra yer tekrar kapanıyor. İçeriden sesler geliyor günler boyunca bizi kurtarın bizi kurtarın. Bunlar anlatılır. Ne bileyim ya binalar. O saatten sonra Osmanlı diyor ki ne yapabiliriz taş binalar yerine? Ahşaba yöneliyorlar. Ahşabın da handikapı ne? Nedir? Yangınlar. Ha, 4. Murat zamanında çıkacak. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Her 500 yılda bir İstanbul yıkılmış. 1509 mu abi tarihi? Bir 500 yıl koysanıza bunun üzerine. 2009 mu yapıyor? 2009 İstanbul uzatmaları mı oynuyor?
İnşallah başımıza böyle şeyler gelmez. Arkadaşlar, ikinci Bayezid dönemini de tek bir videoya sığdırdık. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin arkadaşlar. Böyle yükseleceğiz zaten. Biraz kanalımız fakirdir. Görüşmek üzere diliyorum.